Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Abiler bu bu akşamki dersimiz şu. Bu asır, bu zaman, ikisi de var. Peki ne işime yarayacak? Şimdi ortaklık yapıyoruz, evleniyoruz, e, toplumda yaşıyoruz, çalışıyoruz. İnsanları fazla tanımıyoruz. Tanımayınca da darbe yiyoruz. Mesela soru sorduğunuz zaman abi niye böyle oluyor? E bu asır böyle. Niye böyle gidiyor? Bu asır böyle. Yani haber verilmiş. Yani bu asın özelliği bu. Asır. İnsan kültüre, geleneğe, örf ve ananeye doğduğu için kıyas yapamadığından zannediyor ki hep böyledir. Bir daha. Örfe, ananeye, kültüre ve mekana doğduğu için daha önce doğmadığımız için 500 sene önce mukayese yapamıyoruz. Yapamayınca bunu doğru zannediyoruz. Bu budur yani zannediyoruz. Oysa asır ve zaman çok garip. Mesela bir ulema-i İslam'ın bir sözüyle başlayayım. Bu asra kayıp asır denmiş. Yani insanlık gelmemiş. Beşer var, insan yok. Alim alimlerin ittifakı. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş, gelmeyecek. Ve demişler ki bu, bu asra kayıp asır. Yok, insan yokmuş. Beşer çok. Ustad bu asra ve bu zamana ne demiş? Sifo ortayı aldı. Bir daha ne işime yarayacak? Evlenirken, ortaklık yaparken, çalışırken, akraba münasebetlerini kurarken, minibüse dolmuşa binerken, hayatın her safhasında işimize yarayacak. Yani itiraz etmeyeceksin daha. E bu zaten böyleymiş ya. Yani suya ayağını söktüğün so zaman ne istandım der misin? Aya ağzına şeker var. E ben ne lezzet alıyorum? Şimdi bu asır nasıl bir asır? Meşhum asırmış. Meşhum ne demek? Uğursuz. Uğursuz nasıl anlayacağız abi? Uğursuz nasıl anlayacağız? Normalde uğur, uğursuzluk Yok. Uğursuzluk rahmet ilahiyenin kısıtlı oldu. Yani rahmet ilahi celbedecek. Zaten yüzümüz olmayacak diye gelecek. Rahmet ilahiye meşhum. Yani rahmet ilahinin tecellisi değil, rahmet ilahiyi alacak kapasitenin kısıtlılığı. Tecelli edenin değil, mazar olanın yapısı. Kendisi alamıyor. Yani rahmet tecelli ediyor, mesela radyo çalıyor ama radyosunu açmamış. Yayın var, alıcısı yok. Meşrum asır, acayip bir şey. Ya bir daha, çok mühim, asra itiraz etmeyeceksin. Zaten bu asır böyleydi. Gel gel gel, asır zaten böyleydi. Bir daha, ağzına şekil aldın. Ali, niye ben ağzımdan lezzet alıyorum. E, herhalde ağzına şeker koydun, alacaksın tabii. Asla itiraz edilmeyecek daha. Etmememiz lazım. Bu böyle. Yani niye alamıyorum? Anlayışlar kıt. Anlamıyoruz. Annesi orada kanserle. Olanı söylüyorum, hayal kurmuyorum. Annesi orada kanser. Adam burada çocuk. 12-13 yaşında çocuk. Oyun oynuyor. Hiç ha ha ha. Hiç, hiç umurunda değil. Diyor ki oğlum bir rastladığım için söyle. Oğlum bir su versene diyor Osman. Tamam. İnan ya. Gözümle gördüm, kulağımla işittim. Hayra ne of ne kanser ha annesi kanser hiç anlayış e, memnuniyet ne yaparsan yap memnun edemezsin ikna edemezsin doyuramazsın. yani korkma yani gayreti yaptın asra yani örfe anane kültüre gelene dört tane örf anane kültür ve gelene dolduğu için kıyas yapamıyor. Yapamıyoruz. Sonra miskamber gibi alıyoruz. Diyoruz ki bu doğru herhalde bu. Meşhum asır. Anlayışı kıt. Doyumu yok. Kanaat yok. Memnun edemezsin kardeşim. Ya ben bu çocuğa tablet attım, bilgisayar aldım, onu aldım falan. İlla söyle değil eskisi gibi değil. Tamam. O zaman daha ha böyleymiş diyeceksin. Çocuğa bakacaksın ha böyleymiş. Asır. Korkunç ve dehşetli bir asır. Yani dimağda muvazenesizlik, hissiyatta dağınıklık. Asır. Yani... İki fikirleri birbirine ekleyemiyor. Nasıl bir anlayış? Korkunç ve dehşet. Fikriyat ve hissiyatın darmadağınlığı. Kendi aralarında zaten ikisi bir bütün değil. Böyle bir asır. A Aşağısında yazıyor sayfalar. Şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asır. Gazali sorguluyor. Bedizan Hazretleri'ni sorguluyor. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri'ni sorguluyor. Yani İslami kişilik ve kimliği, alem ve unvan olmuş kişileri sorguluyor. Ne yapmış? Taklidi yok. Teslimi bozulmuş. Ya nerede yazıyor? Ya ben dedim bir tane attım. Zührevi'de yazıyor. E ne an sen gidip açacak mısın? Attım kafada. Yani neyi taklidi? Ya peygamberimiz demiş aleyhissalatü vesselam. Ya alim olun anlatan, ya dinleyen, ya da onları seven olun. Dördüncüsü olmayın, helak olursunuz. Değil mi Suat? Ya anlatan, ya dinleyen abi, ya bunları seven olun. Başka ne kaldı? Ona muarız kaldı. Taklit yok. Yani yapmıyorsun, yapanı taklit et. Teslim, teslim de yok. Bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddi yunluk. Dinsizlik ve madde esas almış, madde asıl zannet. İzhan istediğinizi rahatça herkes sorabilir. Ben orayı Biraz da izah istiyorum diyebilirsiniz. Fikri milliyet şu asırda çok ileri gitmiş demeye gerek var mı? Menfi milliyetçilik. Ne mutlu Türk'üm diyene denilerek ne mutlu Kürd'üm denile denilmesini ortaya çıkarttı. Ee, Ustad bunu söylüyor. Diyor ki milletlerin içerisinde parçalı birbirine çatıştırmanın en yegane müessir sebebini İngilizler milliyetçiliği tahrik ederek yapmış. Milliyetçiliği tahrik etmiş. Ben bir şey çıkartacağım ki karşılığı çıksın diye. Karşılığı çıkmadan karşıtı ortaya ortaya çıkmaz. O zaman çıkana kızma, çıkartana kız ilk önce. E, herkes İsrail İslam şey karşıtı zannediyor. Rusu da, Amerika'yı da, Fransa'yı da, İsrail'i de hepsini çıkartan İngiliz'dir. İslam'ın ezeli düşmanıdır. Ama ortada yok. Hakikaten acayip. Her yerde o ama hiç de yok. Şu asırda maddiyunluk firküyü o derece istila etmiş ki maddiyatı her şeye merci biliyorlar. <laughs> Şimdi de öyle. Maddiyatı her şeye kaynak. Madde esas mı? Esas. Hizmet de onunla olur. Maddenin dışında bir şey olmaz. Hani ne diyor ya? Para her şeydir. Niye diyor bunu? Paraya her şeyini feda edendir. Para ile her şeyini satabilen para her şeydir diyebilir. Üf, acayip. Bu dehşetli asırda acıp inkılaplar ve... İnfilaklar devam ediyor. Yani dehşetli vicdandaki hissiyattır. İnkılap dimadır ve infilak kendi ona dönüşecek. Bir bakıyorsun ki insanlık maymun, kurt, yılan, ayı ve domuz. İnsanlık bozulma süreci. Usta söylüyor. O bir ders yapmıştık onu sildik. Yayında yok. İnsanlar paldır küldür bir anda bozulmuyor. İlk önce taklitçi oluyor maymun ne derler diye yaşıyor. Sonra çakal, kurt, köpek oluyor. Köpenin özelliği nedir? Sahibine he, mutlak sadakat, gösterdiği hedefe ölesiye hücum. Mutlak sadakat, sorgulamadan bak arkaya Osman böyle yapıyor. Mutlak sadakat, gösterdiği hedefe ölesiye hücum. Bu köpek fıtratlı. Sonra yılan. Yılan yapar, ne anlatırsan anlat abiler asır. Su içer, zehir akıtır. Arı da su içer, bal akıtır. Kimin suçu? Suyun mu? fıtratın. Sonra ayı. The spot, Güç. Azınlık. Hakimiyeti. Kafaları kesiyor. Hiçbir hukuk tanımaz. Ayı hukuk mu tanır? Sonra domuz. Artık namus mefhumu onda yoktur. Asır. Niye böyle oluyor deme asır bu. Denmiş zaten. Böyle denmiş. Asrın imamı söylüyor bunu. Bu acip asırda. Acip niçin dedi Hasan'ım? Ne olabilir acip? Hangi risale? Lemalarda sayfa. Benzemiyor. Hiç benzemiyor. Hiçbir. Acayip. Acayip. Garayip. O zaman bu acıb asrın manevi doktoru da acayip ve garayip. Acayip ve garayip. Ve tuhaf. Bedi olma. He? Bedi olma. Bedi ne demek o sonra? Başka yani. Acıbın şeyi. Acıb. Yani Bedi. Garip. Umulmadık. Bilinmedik. Duyulmadık. Okunmadık bir şeyi. İşte hal ben işte benim diyor. Gördüğünüz, bildiğiniz gibi... Müşkül küşa bir insanım diyor. Çok garip ya. Ben bunu okuduğum zaman artık o niye böyle oluyor diye ne insanları ne zamanları hiç şey yapmıyor. Kabul ediyorum ha böyle zaten. Mesela sizin eve mesela patladı sinir patladı falan. Ulan ne vardı ya? Hiçbir şey yok. Bu bardakta bu fırtına olmaması lazım. Olacak kardeş asır bu. Ya bu olmaması lazım. Yok asır böyle. Olacak. Olmaması garipti. Asır suresini anlatıyorsunuz yani. Allah Allah. Ya Evet, çok etkilendim ya. Hele bu zaman gelecek. Bu asır ama bu zaman toplaması da gelecek. Şimdi onu okuyacağız inşallah. O da garip ya. Bu zaman. Tamam mı? Yasin. Garip, garipsemeyeceksin. Yani e, git bunu imza at falan değil ya. E söz vermiştik. Adam korkunç sararını bana böyle baktı. Şöyle gitti. Lan olmaması lazım ya. Bu tercih edilir mi buna ya? Bu kadar şey ya. ya bir sürü dostumuz var ya Suat. Mazimiz var ya seninle. Basit bir şeyle. Hadi ben ne var? Acayip garip bir asır. Nasıl oluyor ya? Bu kadar dostuz. Ve ahirette de sana menfaatimize yarayacak. Adam hiç umrunda değil. Gurum kur gururum kırıldı, rencide oldum. Ay vay 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 vay. Radiyallahu anh hazretleri. Bunu He? Bunu bana demeyecekti, Bunu bana demeyecekti yani. Vurmanız olmaz. Bana yakışır mı? Yakışır mı ya? Eskilerde nefis terbiye ettirmesi için ben mi uyduruyorum? Git dedi yemeğini şey köpeklerin o tabağından ye demiş. Hangi bir zaptı ya birisine yapmış. Aziz Mahmut Dağı'yı. Kime yapmış onu? Aziz Mahmut Dağ yapıyor. Hocası ona söyleyeyim. Orada... Hoca git diyor köpeğin oradan ye. Peki biz... Biz, <laughs> 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 hey kardeşim neredesin de sen? Ya ne yapıyorsun? Ne... O, biz vazife yaptım, ne... verdim. Niye yapmadın? Bana nasıl der ya? Allahu Ekber. Ama maddi menfaatli olursa hastanede veya devlet hastanede. Çık çık çık. Çık sıraya geç. Öyle dedi. Sıraya geç beyefendi sıraya geç. Çık. E, gurur meselesi yapıyor musun? Yok. Yeni hizmet alıyor musun? Gurur renci, renci dedi bekliyor musun? Bekliyoruz değil mi? Ama gönül insanları neredesin ya o kaya? Sana bir şey vermiştik o Ne ne oldu? Ne yapmadın? De hizmet alakalı o da. Bana nasıl doradı benden ne vallahi. Asır bu asır. Bu gaddar muannit ve mulhit bir asırda. Allah. Şuraya bak. Gaddar mı gaddar? Çocuğu ya çocuğu kesiyor ya. Çocuğu atıyor havaya ya. kadın eline çocuğu alıp atıyor ya. Gattar. Muannit. inat mı? inat? Nere? Batıla. Sonra mulhit. Mulhit dinden dönmüş. He, din mi varmış? Kur'an'da böyle. Ya bana göre diyor. Ne din ne mukaddes. Bak şuraya bak. Gattar. Batıla inat. Mulhit. Hayvanlarda inat hangisidir? Keçi. Seslerin en sesi fenası diyor Kur'an. Keçi eşesisi ya. Girmeyeyim şimdi. Neler yedirmişler bize demek ki. Şimdiki fırtınalı asırda ne varmış acaba? Fırtına mı varmış Durgun? Gattar medeniyetten bak. Gattar. Gattar medeniyetten neşet eden, ortaya çıkan hotkamlık. Hotkam ne demek? He? Kendi Kendisini pergeli koymuş ben merkezli gamsız. Umrumda değildi şehirsi. Gam yok. Pergeli kendisine koymuş. Pergeli bu dairede şey yapıyor hiç umurumda değil. Memleket mi battı? Batarsa batsın. Ben, ben mi battım. Gemisini kurtaran kaptandır demiş. Devletin malını yemeyen keriz falan bu hep böyle Yahudilerin, zındıkların sözleri. Bu şimdiki fırtınalı asır. Deniz dalgalı, dalgalı limana girerse kurtuluruz. Gaddar medeniyet, mimsiz medeniyet. Osmanlıca medeniyet yazarsak medeniyet, mimi kaldırırsak deniyet olur. Deniyet alçak demektir gaddar medeniyetten neşet eden hotkanlık ben merkezli ve asabiyet unsuriye. Yani ben merkezde olduğu için benim millet, benim ırkım, Türktür, Kürttür, Lazdır, Çerkezdir falan nedir? Sanki benim ne olacağımı ben seçtim. Benim nerede doğacağımı, anne babamın, memleketimin kim olacağını ben ben mi seçtim? Kim seçti? Allah seçti. Seninkisini de mi Allah seçti? Yanlış mı yaptı Allah aşağı? Ben sende nasıl üstün olabilir? Üstünlük nerede? Takvada. Böyle bir garip. Garip yani. E ben orada doğdum. Ne olmuş yani doğdun? Moskova'da doğsa ne olur? Var birisi o kayın orada tanıdı. Vinçciydi. risale Nurları Moskova'da tanıdı. Belki canlı yayında var şu anda. Başka birisi var Sibirya'da. Maden Hocan da mı? Ne? Nurları orada tanıdı. Türkiye'den gitmiş orada. Çalışıyor. Mühendis. Açılışta vardı. Çuhaf. Yani asabiyeti i milliye. En çok nef böyle şey yaptım yani kızdım bir şey. Öyle birisini de zaten dersten kovdu. Uğraştım düzelmesi için. Uğraştım düzelmesi için. Milletçi ya, Menfi milletçi. Ne kadar uğraştım olmuyor. Baktım gene bir şeyle bakıyor. Çıkla dışarıya dedim. Çek. Sen ki bu kadar Risale-i Nur'dan terbiye almadın. Hala menfi milliyetçisin. El İslamiyet'in asabiyeti cahili. Ahmet de gülüyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde de dinle getiriyor. De ayamın altındadır diyor. Ayağının altına aldığını sen ayağın altını başın üstüne koyuyorsun. Allah Resulü diyor ki menfi milliyetçiliği ayağımın altına aldım. Sen kafanın üstüne koyuyorsun. Bir, on bir anlattı, iki anlattı, üç anlattı. Ahmet. On defa anlattı mı? Çık lan dışarıya istemiyorum. Nereye gidersin git. Burayı sirayet etme. O kadar şeyim ya. Beşerin pek ziyade ayağını kaydıran şu asır. Sabitiyet yok. Lap diye kayıyor. Ayının bile ayağı kayıyor ya. O kadar <laughs> güçlü olan bir şey. Seni benim kaymaz mı? Asır tanımaya çalışıyoruz abi. İtiraz etme çocuklara, eşine, aşına. Ya nereden çıktı bu ya? Asır bu be. Asır buyur. bu. Bu asırda göremiyoruz hakikati. S Sis gözükmüyor. Paslı ruhlarımızda pas tutmuş. Açıp kapanmıyor kapı. Paslı ruhlarımızı tenvir ve tesrir eden ve saiki hayat-ı ebediyeleri bulunan 19. mektup Bak Barla da söylüyor abi. Yani siste asır, pastı ruhlarımızı berbat etmiş. Tenvir etmiyor, tesir almıyor. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Ne anlatırsan anla. Diyorum ki olan bu derste o kadar ben çok istifade ettim kendim. Anladım. Mesela <laughs> bir tane hatıramı söyleyeyim. Çok çok şükür çok az ki bir tane hatırlıyorum. Birisi birisini getirdi yeni. Getirene tabii merak ediyor. Yani İstiyor ki istifade etti de giderken soruyor. Ee, dedi ki ne anladın dedi heyecanla. Getirmiş ya. Ya bırak boşver ne anladın. Ha hani? ne diyor bir şey almıyordunuz. O hallılar nereden geldi diyor. La koca 45 dakikalı derste bunu anladın. He demiş bunu bunu merak ettim demiş. Bunun kafasına bir şey anlatmak değil. Kafasına 28'lik çivi de bassam namertim gitmez o kafaya çivi. Gitmez Yani. Enaniyet ve nefsaniyetin şiddetli hüküm ferma olduğu şu asırda. Vay bu ne ya? Enaniyet. Mümkün mü? Kravatın alalen. Elmalılı Hamdi Yazır Yasin'de geçiyor alalen. Onu boyun bağları diyor. Niye koymuşlar boyun, kravatı? Bir, bunu kim bağladıysa, kim çıkartıysa oraya bağlı. Ucu onda. Tasman orada. Sana ne vermiş? Güya e, ben bu kafa inmez. O anlamındaymış. Topuz o alalen Yasin tefsirinde orada geçiyor. Boyun bağları gururlu zannediyor ama... <laughs> ipi başkasına vermiş. O nereye bağlıysa oraya bağlısın. Enaniyet ve nefsaniyetin şiddetli hüküm ferma olduğu asır. Çok şiddetli. Hiç kimse dokunma. Aman ha patlayacak gibi ya. Arabada silah taşıyor, sopalar taşıyor falan. Aman ha falan. Enaniyet vay eve gel. Bomba, bomba pimi çekilmiş elde duruyor. Atacak yani. <laughs> ya kardeşim sakin ol dur hele ya. Geldin mi derse gafur? Aferin gel derse. Ha, nasıl bir asır? Pimi çekilmiş el bombası duruyor. Lan dur ya biraz anlaştı ol ya. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bizimle alakası yok zannediyoruz da. Cemaat içinde söylenilen şey cemaat içindedir ama biz bunu perdelemek için sözüm cemaatın dışında. Ulan cemaatin dışında ise cemaatin içine atıyorsun. Mesela bak takdir etmiyoruz. Emek, emeğe saygı. Yemek yapılmış. La takdir et. Soruyor nasıl buldun? E işte. Veya nasıl buldun? Ya her zamanki gibi. Lan Allah'tan kork ya. Allah bile şükür istiyor ya. Bu Allah değil ki tobesi. Şey tanrı değil ki bu kadın. Bu insan tanrı değil ya. Takdir istiyor da. Allah bile şükür istiyor. Düşün. İhtiyacı olmadığı halde. Niye yapmıyorsun? Elin oğluna, patronuna veya müşteriye masa satarken yüz defa surat dökersin. Öyle mi Mahmut? Mas satarken. Ama beyefendi falan yalandan da güleriz falan. Ne? Yemeği niye taktın? Nasıl buldun yemeği? E işte. Ne, neyi sorusu? Tamam her zamanki yemek gibi. Sor, sorduğuna da yüz bin pişman. Lan takdir et Allah'tan kork ya. Hiç mi utanmıyorsun Allah'tan ya? Takdir et ya. Hadi etmedin etmedin de her şeyde kusur bulana zaten tak koyuyorum ona. O zalime. Enaniyet ve nefsaniyetin şiddeti hüküm ferma. Niye misal veriyorum biliyor musun? Eğer hayatımızın içerisine ders yapılmasa tesir etmez kardeş. Ne yapacağım o bunu duysun bilsem ne olur? Eve uygula ben ne söylü şu anda söylüyorsam tefsirini eve uyguluyor. Paylaş elindekini takdir et. Nasıl olmasını istiyorsan kendin öyle koy kendini empati yap. Kıyas bir nefs bizde. Takdir et kardeşim emeğe saygı göster ya. Hiç kimse kimse kölelik yapmak mecburiyetinde değildir. Memnun en azından dışarıda olduğun gibi memnun gibi gözükürken evde de yap. Güzeli görmeye çalışıyor ama görmüyor. Şiddetli hüküm fermaymış bu asır. Şu asır ya çok ama yarabbim. Bu zulmetli asırda. Biraz sisliydi daha önce. Şimdi nedir? Zulümetli ne demek biliyor musun? Karanlıklı olsa sanım akliyidir. Zulümat kalbiydir. Kalp bitmiş. Zulümattan kalp karanlığı. Sisli işte aklen göremiyor. Zulümat ise kalben göremiyor. Peki kalben görememek ne demek? Duygular körelmiş. Aklen göremiyor. Fikirler körelmiş. Zulmet nurun zıt anlamı. Zıt. Cık cık cık. Çok ağrıma gidiyor ya. Böyle bir asırdayız ha. Konuştuğumuz yerdeyiz ha. Biz bizden konuşuyoruz. Gaybden konuşmuyoruz. Lan böyle daha önce bize anlatılsa, böyle bir ders yapılsa, asırda seçilse hangi asıra girdirdik? Namertim hiç kimse bu asıra gelmez. Asırlar dizilse, pasif ve sıfatları sıralansa, bize deseler ki saçtan hangi asıra gideceksin? Vallahi gelmez kimse ya. Ama o nasıl orada hiç. Bak bir daha. Dört. Örf, anane, kültür ve geleneğin içine doğduğumuz için kıyas edemiyoruz ki onun için dehşetini görelim. Birbirimize ne kadar muhtacız. Herkes şahit. Siz dediniz ki Gafur gel buraya. <laughs> İki dakika o zaman bir şey söyleyeyim abi. Ama gel ama <laughs> sus dedi. <laughs> <laughs> Nerede söyledim ya? Herkes şahit. Gel dediniz buraya. Hasan abi ya böyle büyük bir tevafuk olamaz. Ee, yahut da siz bizim tılsıma... Dinleyici falan koydunuz. Bizi dinlediğiniz herhalde çarşamba günkü dersimizi. Evet. Çünkü çok güzel bir asırla alakalı dersimiz oldu. Ee, çok özet olarak şunu söylemek isteriz ki asır mesela asr saadet asır aslında lugataba bakarsak 100 yıl manası aslında. Fakat asr-ı saadet 100 yıl değil elbette evet. ki ve asr-ı saadet diyoruz ama aynı asrın içinde, aynı dönemin içinde ee, ne var? Ebu Cehil de var, Ebu Leheb de var. Demek ki asır aslında şunu anlıyoruz ki biz bir anlayışın süre geldiği an. ortaya çıktı. Evet. evet. Ve üç şekildedir diye düşünüyoruz. Celali, cemali ve kemali. Bunun üçü de insandadır. Aslına yemin olsun dedikleri der suresi. Zaman, insan suresi. Yani aslında insana yemin olsundur bir mana bizce tefekkürünüz. Evet. Yani fikir anlayışı evet. asrı oluşturuyor. Evet. mesela asrı saadet dedi değil mi benim saadet asrı Allah söylüyorsa şöyle anlarım bir eli yağda, bir eli bağda helikopterlerle dolaşıyor uçuyor her şey mükemmel ama Allah'ın saadet dediği asırda yokluğun kol gezdiği yok 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 kılınçlar karşı kafa veriliyor zulümlerin her türlü bundan daha ilerisi var mı sen mi daha iyi vuruyorsun ben mi Lan getir lan bir köle. Koy oraya. Canlı olacak. Sağ göz senin, sol göz benim. Bağlı. Tamam. Eğer ben isabet edersen bu köleye dediğin gibi 3 köle de vereceksin. Ha 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 böyle herkes toplanmış seyrediyor. ilerisi var mı? Daha tarafı anlatmak istemiyor. Ama bu as o asra ne demiş? Ona gelecektim acele ettin şimdi. Ası sade. Demek ki bütünlük içerisindeki cennet. İşte cemaat da ası saadettir. En son söyleyeceğimiz yerde demek ki başta söyledik asıl sahabetti. Ası böyle bir asır tanımlıyor, tanımlıyor, tanımlıyor. E peki bu cemaat nedir? Niye var peki? Bunlardan sıyrılmış. Saadet. Şimdi, e, o, o asrı asrı saadet denmesinin o köleye hedef yapıp da alış yapan insanların da içinde olduğu o, o zamana asrı saadet denmesinin e, Nur Muhammed'in inkişaf ettiği zemin o zeminin bulunduğu asır. Çünkü evet. etkileyen çok e, önemli bir şey var abi. Evet zıt zıtını doğru. E, Peygamber Efendimiz yani. Hz. Ebu Bekir'le hicret ettikleri zaman onlara yol gösteren bir tane müşrik var. Evet. Süreka. İki, i̇ki tane deve karşılığında yol gösteriyor. Bu insan biliyor ki o iki kişi Mekke'den kaçmışlar ve başlarına yüz deve konulmuş. Çünkü e, geçtikleri yerde bunu söylüyorlar. İki kişi aranıyor. Başına da yüz deve konulmuş. Bu adama da iki deve vaat etmişler. Bu adam müşrik. Can tehlikesi var. Çünkü onlar yakalansa sen yol gösterdin. Suç ortasını diye onun da kafa gidecek. Bu adam 98 tane deve fazla kazanacağı halde e, ele vermiyor vazifesini bir hakkın yapıp dönerken de Peygamber Efendimiz diyor ki sen bugün iyi bir ticaret yaptın. Daha iyisini yapmak ister misin ey filanca? O da evet diyor yapmak isterim. Diyor ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah beni tasdik et İslamiyet'e gir ve diyor bu dünyada kazandığın gibi ahirette de kazan. O da diyor ki bu kadar ticaret bana yeter diyor. Eyvallah diyor çekiyor gidiyor. Ama satmıyor. Bu asırda nurcu, nurcu, Müslüman demiyorum. Nurcu, nurcu. Bak bu adam müşrik satmıyor. Ve kılıncı getiriyor peygambere. Bir şekilde giriyor daire daire savaşta. Nasıl yapıyor? Peygamberin yanına kadar, arkasına kadar sokuluyor. Müşrik. Kılıncı vurmuyor. 10 sene, 20 sene, 30 sene beraber hizmet ediyoruz. 30 sene sonra diyor ki bu ders sana benim şu da senin hadi diyor. Ya kardeşim hak bu mu diyorsun? O kadar diyor. Ben böyle şey yaptım. Evet. Bu karanlıklı ve çok hastalıklı asır. Evet. Hangi hastalık? Her çeşit. Bu fırtınalı ve ilhatlı asır. Fırtına şu, hani okyanus lap 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 gemiler oynuyor ama liman. Limana girersen. Rüştü işte abi çok kullanırdı. Limana girdin girdin suhulet oldu. Fırtınalı ve ilhat yani dininden davasından kazanımlarını terk edebiliyor. Kazanımlarını terk edebiliyor. Şimdi ne kadar kazandık ya. Mesela iftiraya birisi maruz oldu. Taraftar oluyor. Mesela bir tanesini diyor. Siyasi mesela. Ne olacak ya diyor. Dini zannetmiyor. Din zannediyor ki namazdadır. Din oruçtadır. Siyasette din yok. Ticarette din yok. Tartıda din yok. Hastanede din yok. Belediyede din yok. Tartıda din yok. Tartıyorsun böyle. Yeşil sebze alıyor tamam biber. Tamam abla diyor koyuyor. Uyku, bir, iki metreden beri poşete atıyor. Bir kere 100 gram gitti yani. Hop ibre gösterdi hemen aldı. Orada değil yok. Ticarette yok. Hastanede yok. Nasıl bir asır ya? Nasıl bir acayip asır? Nedir o? Ben diyor siyasi taraf ki o siyasettir. Dinle ne alakası var diyor. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası. İhya-i din olur. Bu milletinin yası. Din hayatın kendisi ya. Siyasette din yok. Tuvalette din yok. Çok tuhaf ya ben okuyan olarak söylüyorum. Nurları tanımadan önce Karl Marx okumuşum. 1974 73 74 75 Karl Marx'ı, Mao'yu, Tao'yu okumuşum. Okutmuşlar Hasköy'de büyüdüm. Hiçbir felsefede görmedim okuduğum için. Tuvalet adabı böyle olur dememiş. Tuvalet adabından, ev adabından hiç bahsetmiyor. Dine bak. Siz kainatı diyor, diyor. Sabit zannediyorsunuz. Oysa biz onu genişlendiriyoruz. Bu din Aynı tuvalete nasıl girileceğini söylüyor. Komşuluk nasıl yapılacağını söylüyor. Ya bu din hayatı. E siyasette din yok. Ya niçin söyledim? Bir taraf gir oluyor, bütün namazları da gidiyor. Bütün oruçta gidiyor. Bütün hayır, hasanat, zekat her şey bitti. Böyle garip bir asır ya. Dikkat edeceksin daha. Vallahi Şadi Şirazı diyor ki, rehberi çakal olanın, özür dilerim ama dediğini söyleyeyim. Rehberi çakal olanın o burun neyse o şeyden kurtulmaz. O burun oraya götürür. O çakal, çakalın burnunu nereye götürür? Oraya götürür. Asır. Bir daha tekrar ediyorum. Her derste hep tekrar edeceğim. Asırı tanıyalım ki asra küfretmeyelim. Yani niye böyle oluyor? Asır böyle kardeşim. Kızma eşine, aşına, dostuna, komşuna, iş yerine şuna buna. Asır bu be kardeşim. Asır bu. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş. Gelmeyecek. Onun için bu ders yapılıyor. Yani küfretme insanlara asra lanet olsun deme. Asır bu. Niçin kıyas edemiyoruz 500 sene önce doğmadık? Örf, anane, kültür geleneğe doğduğumuz için, doğduğumuz için kıyas edemiyoruz. Farkındalığı anlayamıyor. Asır böyle olduğu için küfretme. Böyle olması lazımdı. Ve <laughs> bir daha. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş, gelmeyecek ve ulema-i İslam'ın bir ittifak kabilleri sözleri kayıp asır. Böyle bir asır, böyle bir asır yaşanmamış, gelilmemiş diyor ve bunun içindeyiz. Birbirimizin kıymetini bilmek lazım. Ası saadetlenmiş ama zulmün en zilve ordu dönem. Z zulüm Ebu Cehil'in yani neler yaptıkları Böyle bir zulümün ayna darlığında nurun gözükmesi. Zulüm karanlık ne kadar çok olursa zifiri nur o kadar gözükür. Onun için nuru Muhammed'i çok gözükmüş. Bu asır öyle ilhatlı, zulümlü, zulümatlı ki anlattığından daha fazla Abdullah. Böyle bir zeminde Risale-i Nur. Hocam asır böyle diye susmamız mı gerekiyor? E, bunu düzeltmek için ne yapacağız? Onun için geldim buraya. İlk önce kendimizi düzelteceğiz. Kendimizi de... Sonra aileyi düzelteceğiz. Onlar... Da... Ondan sonra siyasi taraf kirliğimizi şey yapacağız. Elimize aldık dairde de menfi hareket yok. Düzeltmek için susmayacağız. Gerekeni yapacaksın. Aynen. Ha, ama ilk önce şuurlanmak lazım. Nerede ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Öyle pasiflik yok. Kavga etmiyoruz diye kavgayı unutmuş da değiliz. Öyle bir millet değiliz zaten. Şimdi hocam şöyle yanlış anlamayalım mı? Şimdi ne diyorlar? Şimdiki devir böyle. Şimdi asır böyle adam keçiştiriyor. E olmaz. Uğraşmak lazım. Ta, aynen öyle abi. Aynen öyle. Yani yaş, işimizde yaşıyoruz bunlar ya yani, bir işveren olarak biz bunu yaşıyoruz her zaman. Evet. Hambi. Böyle, böyle bir asırda batılı iyice tasvir etmek safi zihnel iddialar. Evet sayın seyirciler. Oraya gittik, şöyle yaptık, bekliyoruz. La koca Amerika sanayi devletinde, Abdullah Bili, Hollanda'da da en fazla uzun haberler 7 dakika, 10 dakika. Oturdum ben bakayım. Anlamadım halde oturdum dedim habere bakayım. Ne kadar uzun? işte Angela Merkel geldi işte Tayyip'le anlaşma yaptı o kadar. Bizimkiler evet arabadan iniyor falan. Niye? Safi zihinleri itlal meşgul edecek. Mesela tasvir etmek. Batıl videoları göndermiyorsun. Batıl kötü şeyleri anlatmıyorsun. Ne eve taşıyorsun ne kendine taşıyorsun ne birisini. Bana da anlatma zaten. Yok abi şöyle olmuş seni takip ediyorum. Kim onu bana haber gönderdiyse iyilik yapıyor zannediyor tak diye bloke ediyorum bir daha göndermez. Bana bir daha ulaşamaz. Ne telefon ne WhatsApp'ta. Niye? Batılı niye tasvir ediyorsun? Ne gerek var? Olmuş olmuş. Batılı tasvir etmeyeceğiz abi. Kötüyü anlatmayacağız. Eve taşımayacağız. Yani falan canın hamı böyle oldu. Hanım deme. Böyle bir asırda iki nokta üst üste neyi? Batılı iyice tasvir ediyor. Ne edince ne oluyor? Safi zihinler. Çamur atıyorsun, izi kalıyor. Mesela depremi ne ikici bir tasvir ediyorlar? Korku salıyorlar. Amerika yapmış. O harp sistemiyle deprem yapıyor. Kim yaptı bu depremi? Amerika yaptı. Amerika depremi yapabiliyorsa onun karşısına çıkılmaz. Çıkılmadığına göre Suriye'den Akdeniz'den çıkman gerekiyor. E, Kim ediyor? Halk. Bak depremi biz yapıyoruz. Ey Türk halkı Tayyip'e de siz fatura kesin. Korku salarak bunu yapıyorlar bir de çok lazım. Cinler efendim bizi görüyorlar çok güçlü Cinleri güçlü yapan bizim cehaletimizdir. Cinleri göremez. Insandan güçlü hiçbir şey yoktur. Onları güçlü kılan bizim korkumuzdur. Amerika o filmleri de hikaye onlar. Bu kadar muannit ve mulhit bir asırda muannit hakkı görüyor, doğruyu görüyor. Yok diyor. Evet. Evde de öyle. Dedim bir kere diyor. Boşanacağız. Vay! Radiyallahu anh hazretleri ne kadar kaliteli bir adam, sözünden çıkmıyor falan. Manit, inat. Nereye inat? Batıla. Hakk'a o kadar inat etmez ha namaza. Ulan kalktın sabah namazına. Ulan teheccüde de kalkacağım de. Mulhit, ilhat. Hemen en ufak bir şeyini, dinini, kut mukaddesatını, namusunu terk edebiliyor. Bu dala, bu aldatıcı zamanda tehlikelerin, tehlikelerin insaniyeti boğduğu asırda. Yani insan boğuluyor. Nur Çeşmesi'ni böyle geçmiş. Bu ne? Zulmette boğulan şu asır. Yani karanlık akliydir, zulmet kalbiydir. Korku akliydir, haf kalbiydir. Bu deşetli ve zulümatlı ve nifakı kuvvetli asırımıza. Nifak ne? Münafıklık. Bölücülük. Münafıklık ama. Acayip. Bölüyor. Nasıl yapıyor? Baklava gibi. Ya milliyetçiliği koyuyor ya siyaset menfaati koyuyor. Ama bizi bölen sizin yaşınız müsait değil. Benden yaşlı zannetmiyorum. Kimse olsun. İlk önce Aleviliği çıkarttılar. Alevilik, Sünnilik. Ben biraz ucundan rastladım. Sonra sağcılık, solculuk. İlk bizim okulda silah patladı Hasköy Lisesi'nde. Yanımda. 1974. Sonra bak ilk önce ale Alevilik, Sünnilik'i çıkarttılar. Bak sıraya bakın olmadı sağcılık solculuk ee, sonra 80'den sonra e, Türk Kürt çıkarttılar şimdi de e, acayip bir hale geldi. onların elinde de çıktı artık her şa her şeye rağmen hak Galip gelecek yani bozuluyor ama Müsl Müslüman da çok güçlü bir Müslüman oluyor az da yoksa he tasafi ediyor kaliteli oluyor şu asrın zulümatlı sahilinde niye bitti artık. Zulümat artık el freni çek takoz Asır bitti. Dünya bitti. Şurada kaldı. 100 <laughs> ben demedim o dedi. ne kadar diyeyim. Yüz küsür sene çok az. Şu asın zulümatlı sahilinde artık bitti. Sahil oyun için bu kadar anlattım. Artık sahile karaya çıktık çıkıyoruz. En ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asr hazır. En çok kendisine güveniyor. Acayip. Ben öğretmenim diyor. Ekmeğimi diyor taştan çıkarırım diyor. Tek başına Maraş'ta öğretmen kadın. Niye boşandın? Ben öğretmenim ihtiyacım yok ki diyor. Kendisine güveniyor. Niye bu misalleri geçiyorsun? Hayatın içerisine sokmaya çalışıyor. Ben zaten emekliyim diyor. Ben kadın veya adam. Hiç kale almıyor. Lan çoluk çocuk var. Umrunda değil. Ne o? Kendine güvenen. Kur'an'ın sözlerine karşı e, diyor ki Risale'de Müslümana mahkeme koridorlarında boşanmak yakışma, yakışmıyor diyor. i̇zzet İslamiye'ye şahsiyet-i milliye yakışmaz diyor boşanma. Allah mubak kılmış fakat istemediği. Ama ne yapıyor? Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapanmış. Kulağın acayip bir şey. Şu asır. Maruz bir asır. Hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi İttibaya Kur'an'dır. Reçete kime denilir? Kime verilir? Hasta olanlara. Marız hasta bir asır. Niye hasta? Hasta bir unsur Türk milleti. Alil bir uzur Kürt milleti. İkisinin birliği Kur'an'ladır. Kur'an'la olur. Marız bir asır. Hasta bir asır. Hasta bir unsur Türk milleti. Alil bir uzur. Mesela bunu Badıl abi şöyle demiş. Hasta bir unsur Osmanlı'dır dedi. Alil bir uzuv Türk milletidir dedi. Tekrar birleştirmesi Kur'an'la mümkündür. Ben biraz daha eylemsel indiriyorum Badıl abiden. Allah rahmet etsin. Hasta bir unsur Türk milletidir. Alil bir uzuv Kürt milletidir. Niye alil? Çünkü her yerde seninle beraberdir. Ustad Kürt milletine diyor ki Türkler bizim kafamız, biz onun vücuduyuz. Asar Bediye de geçiyor. Neyle birleşir? İttiba Kur'an. Allah Resulü menfi milletçiliği ayağımın altına aldım diyor veda ötmesinde. Hiç Müslüman peygamberin ayağın altına aldığı şeyini kafasının üstüne koyamaz Müslümansa. Menfi milliyetçilik yapamaz. Çünkü peygamberimiz ayağımın altına aldım diyor. El İslamiyetil Asabiyetil Cahiliye. Cahil adetinden kalmadır. Kim canlandırdı? İngiliz. En karanlıklı bir asır. Ya <laughs> kara kara içinde zülmet zülmet içinde yani kara kara zülmet zülmet içinde. Onun için bahsediyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor bu. Çok hoşuma gidiyor. Yani kara zülmet olur ama zülmet zülmetin içinde. Yani psikoloji sorun psikolojinin içinde. Yani sorun nerede? Mesela gemi nerede battı? Burada. Nereden çıkarmaya çalışıyorsun? Bahçeli evlerde. Ona gemi burada battı. Psikolojinin sorunun çaresi nerededir? sıkıntının içindedir. Çare kendisidir. Zülmet zülmet içinde, karanlık karanlık içinde acayip bir asır. Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asır. Öf öf öf. Hasta, gaddar, hain, üzüyor böyle. Öldürmüyor. Böyle, böyle, böyle. Bir de ileri geri yapıyor. Bedbaht, bahtı kara. Asın maymun taklitçiliğine varan şahsiyetsizliğin önünde. Şahsiyet yok. Niye? İnsanların bozulma süreci 5, Maymun taklitçilikten sonra çakal, sonra yılan, sonra ayı, sonra domuz olur. Şimdi maymun taklitçiliği yapa yapa maymunun ahlakı, ruhu uyanır. Çünkü insanda çekirdek olduğu için Allah'ın dışında yaratılmış her şeyin çekirdeği bizde. Hangisini yaparsak öne çıkar. Bu dehşetli asın zındıkları. Bu dehşetli asın savletli bidatları sarmalamış bize. Yani din adına din gibi savletti, hücum ediyor. Televizyonlarda ee, Osmanlı'nın Osmanlı son Şeyhül İslam'ın adı neydi? Mustafa Sabri Efendi. Yazdığı kitabın adını ne biliyor musunuz? En son yazdığı kitap. Dini tamir davasında, dini tamir davasında din taripçileri. Televizyon ekranlarında görürsünüz. Yani gider kaderimi inkar edersin, onu mu görürsün? Mezhepleri mi, rahatça, utanmadan, sıkılmadan nasıl bir asır aman yarabbi bu deşetli asın savletli bidaları. Yani sanki bu millet buna ihtiyacı var. Bu millet namazı orucunu, sıkıntısını, psikolojisini çözmüş, faizi çözmüş. O İmam-ı Azam'a hücum ediyor kasıtlı ya. Neymiş? Sav hücum, savlet yani. Hücumlu bidalar zamanında. Bu asın azgınlaşmış ve önüne geçilmesi pek güçleşmiş küfri ve gayri ahlakı ceyranları. Cere ya cereyanlar. Yani önüne geçilmesi çok zor. Heyelan geliyor, önüne duramıyorsun. Çok acayip. Bu asın ne korkunç ve ne dehşetli bir asır olduğu. Cemaat içindeyiz de buyuz. Ya dışında olsan? İçindeyiz bu. Adam değiliz. Ben kendi başıma diyorum. Boş ver, size de söylüyorum. Siz de, biz de öyleyiz. He, öyleyiz. Mesela dün şeydeydim. Aa burada orada. Bak dedim YouTube'lara, tık tıklara girme. He Murat? Bir tane çıktı belki de burada. Abi bunun şey olmuyor. Müsbeti menfisi değil mi sen? Ya bırak dedim. Gel takkemi anlat. Oraya girince bir daha bir ta, müsbeti kalmaz. Yani plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücün yeter girmemeye. Eğer gücün yetmedi girmemeye girdinse bakmamaya zaten gücün yetmez. Girmemeye gücün yetmedi de girdikten sonra bakmamaya gücün yeter. Sen o onlara girmemeye gücün yetmedi. Girdikten sonra bakmayacaksın. Koydum takkiyi böyle. Öyle mi Murat? Sen bunu anlat. Bilgi niçin ilime dönüşmüyor? Terk yok. Terk. Yani tam etmiyorum kendimi ilk önce. Ben dikkat et kendini koru anlamında söylüyorum. Bırak kendin bir kendimizi aldatmayalım. Mesmesin, misetiyor. Girdi mi dumanlı olursun. Bir de bakarsın gece saat 2 olmuş. Oho, saat gitmiş. Kardeşim, şeytan bizden fazla biliyor. Farkımız terki yok. Bizim terk var. Şeytan bizden fazla biliyor ama terki yok. Günah terk yok. Takva nedir? Sabaha gece yarısı sabaha kadar namaz kılan ve doktor gündüz oruç tutan. Şöyle yapan böyle yapan demiyor. Takva nedir? Menhiyattan ve günahlardan iştinav etmek. Bidatlardan, huruf hurafelerden inanmayı terk etmek. Günah terk et yani terk var, terk. Terk et etmeden düzelme olmuyor. Hepimiz buna dahiliz. Dalaletten gelen gafleti umumiyede siyaset ve felsefenin galebesinde ve enaniyet ve hotfuruştuğun heyecanlı aslında. Zaten malum siyaset. <laughs> Aman ya Mesela şöyle diyeyim. Dün <laughs> gene birisine denk geldim. O niye okumadın dedim Osman? Hemen klasik. Hoca dayak attı biz de camiyi terk ettik. Peki okulda bizim dönemimizde dayak vardı ilkokulda. Dok yok muydu o ok yok öğretmen yaptı. Vardı ya kaç böyle kaç saat tuttular bizi. Dayak yok muydu Abdullah? Böyle vuruyorlardı. He? Okulu terk ettin mi? Niye camiyi terk ettin? He işimize geldi değil mi? Yani bütün yaramazlar burada. Bir <laughs> 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 ya. Şimdi diyor ki camiye niye gitmedin? Hoca dövüyordu. Öğretmen dövmüyor muydu? Niye gittin? Okula devam ettin. Camiye niye devam ettin? Görüyor musun? Biz acayipiz ya. Allah bizi affetsin ya. Ne niçin affetsin biliyor musun? Mecanen Allah olduğu için. Ya Rab bizi affet çünkü si yok. Sen Allah'sın. Bu mantığı da sen öğrettin bana. Sen Allah'sın. Niçin affedeceksin? Allah'ım sen Allah'sın. Bende bir şey yok ki. Allah olduğun için affedeceksin bana bizi. Allah olduğu için bizi affetsin ya. Elimizde bir şey yok. Bu benlik ve enaniyet asırda. İnmez ki kafana sığınacak. Şey, evde de öyle ha günlerce konuşmuyor. Ya niye konuşmuyorsun? Kızlık. Allah Allah. Subhanallah ya. Tuhaf ya. Aklım almıyor ya. Yatağa da beraberler. Gene konuşmuyorlar. Tuhaf asır ya. <laughs> o fitne ve belasının her şer ve fitnesinden. Bu, bu zamana bir gelsem. <laughs> Ey felaket ve helaket asrın adamı. Ustad. Ustad asrın imamı. Biz bu zamanda birkaç tane okumak istiyorum size de. Bu zihniyet ve telakkileri değiştiren asr hazır. Yani... Asrın adamı tabir abi önemli değil mi? Yani Tabii. bu asrın hastalıklarından bizi yani Kur'an'dan evet. Kur'an vasıtasıyla kurtaracak olan kişi abi. öğretir o değil mi? Yani? Evet. O, bu işte. E abi onu diyen, bu. diyen de üstad değil. Onlar e, manevi şeyde söyleniyor. Mecliste evet. söyleniyor. Mecliste söyleniyor. Yani üstadın kendi ifadesi değil <laughs> Evet. Ustadı çağırıyorlar manevi alemde. O heyetler toplanmış. Manevi toplantıda. Senin de reyin var. Yani. Sen, ey helaket felaket asın adamı. Senin de reyin var. Söyle bakalım bu konuyu. Ondan sonra buyurun dedi. Ayakta durdum, hicap ettim, oturmadım. Sorun cevap vereyim. Aa, kurban olayım ya. En sona söylüyor ki orada aslan adam burada Said Nursi'dir. Evet orada asın adamı. Burada Said Nursi. Ustadın ismi aslında ne biliyor musun? Yok, Muhammed Sayittir. Şey, 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 öyle öyle. Şey, şey, o evet. Babasının adı? Mirza. Mirza. mı? Abdullah Aynen. Mirza'dır. Aynen. Evet. Mesela abi, oradan buraya bakınca helaket de olarak gözüküyor bu Evet. Helaket ama abiler. Asıl Saadet'i hayal eder misiniz? Sülüm, rezil. Ama küçük bir sahabe hayatı Allah onu ası saadet diyor. Bu asırda böyle cemaat da asır saadet. Asıl saadet. Hakikaten asra göre Allah bizi cennet gibi yapmış. Hey vallahi. yani şuraya bak ya. Huzurluyuz abiler. Nerede bu yüzün bunca? Bu huzur kapla olur mu? Gitsen yarın diyeceksin ki etsane. Allah dün akşam bir yerdeydim. Böyle huzurluydu. Çok hoşuma gitti. Onun devam etmesi için bir kat versen de desen etsacıya. De, ne der biliyor musun? Beni de yarın götür oraya. İlaçların içinde olan adam. Azam siz demiştiniz de ki ee, helak helak edilen kavimler var. Ya. O helak edilen kavimlerdekin her birini toplasak bu asırda var. He, daha, beteri. daha beteri. Daha fazla daha genel. E peki bu ne, nedir bu asrın adamı? O zaman nasıl kimdir? Nasıl ne, ne, ona ne yetkiler verilmiştir? Evet. Yetki. Mesela o asırda tamirci olan peygambere hangi ismi azam verilmişse bu asına tamirci diyorsun sorumluluk yüklüyorsun. Okula diyorsun ki müdüre sorumlusun ama yetkin yok. Lan okuldan sorumlusun, fabrikadan sorumlusun, evden sorumlusun. Yetkin yok. Yetki olmayınca sorumluluk verilir mi? Geçmiş asırda helak olan kavimlere gelen tamirci, peygamber hangi isme mazarsa, o pislik, o günah bu asırda da varsa o tamircide de o isme azam olması lazım. Böyle bir adam biz nereye hizmet ettiğimizi bilmiyoruz ki. İmam-ı Rabbani'nin mektubatına geçiyor abi. Bu e, zamandaki günahları işlendi, geçmişte işlenseydi Ullaz'ın peygamber gelirdi diyor. Allah Allah. Mektubatta geçiyor direkt. Geçiyor. Ullaz'ın ul peygamber gelmesi lazım. Normal diyor. bir Aynı peygamber Aynı zamanda değil. gelecek olan ihya edici Ullaz'ın peygamber e, kalitesinde diyelim. da donanımında olacak diyor yani. Biz kime? Tabii bu dışı. Evet. Bak o aynen okumuş, öyle diyor. Eğer No. 280 <laughs> 283. Mesela eskide o helak olan kavimlerine kadar atbeysemut kam 2 bin kişi, 10 bin 20 bin kişi bir ilçe ya aynı gün açıldı daha temel daha geniş daha kapsın daha resmi şey yapılıyor rahatça ama onun tamircisine bakın ne olması lazım en azından tiken. Bana iki şey verildi diyor abi demek ki neyse işte, o iki şey. Verildi. İki şey verilmiş evet. Şu asr-ı dalalet ve husran ve devri bidat ve tuyanda. Şimdi bu zamanı da bir, sizde birkaç tane şey yapayım. Merak ediyordum. Evet. Bu zaman biraz önceki neydi? Bu asır. Tam böyle olsun. Ben büyüteyim böyle. Bakayım. Buyur buyur. Ha, şu kapanmıyor. Ha tamam. Ha tamam ha, güzel. Şimdi elinizle biraz daha yaklaştırın. Olur mu? Bir Tamam tamam boş ver. Şöyle çıkayım. Evet. Risale bu zaman toplaması. Bu zaman neymiş? Tamam, tamam. tamam. Bu zaman neymiş? Tek başına yaşayamazsın. Şahsızlık manevi zamanı. Cemaat içinde olacaksın. Bu zaman adeta fetret devri demeye sezadır. Yani din gelmemiş gibi. Hani dersin başında söyledim ya ulema İslam'ın ittifakiyle bu asır kayıp asır. Ahmet işte sanki e, şey zamanı e, adeta fetret devri. Fetret ne demek? Din gelmemiş. Din yok adamlara gelmemiş. Ve şaşıracaksınız. Görecekler mesela komşundu, alt kat, üst kat bina komşunların vardı. Seni görecekler orada o komşuların vay diyecek olan Abdullah denen bir adam benim komşum muydu diyecek. Lan beraber miydik Arnavutköy'de? Adam yani din gelmemiş o hemen komşuya gelmemiş. Buradası saadet yaşıyor. Hemen bakıyorsun Abd Abdullah da saadet yaşarken hemen yandaki komşu da din gelmemiş. Yani fetret böyle garip bir şey ya. Bu zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahsı manevi daha metindir, dayanabilir. Ben yukarıya çıkartabilir miyim bakayım? Veya sen çıkart, sen çıkart. Ondan sonra bu zaman ehli hakikat için şahsiyet ve enanet zamanı değil. Cemaat zamanıdır. Cemaat zamanıdır ve şahsi manevi hükmeder ve dayanabilir. Cemaat zaman bu zaman bak cemaat zamanıdır. Şah şahs zamanı değil. Şahs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi dahi olsa cemaatı mümessil olmasa bir cemaata temsil eden olması içinde olmasa bir cemaatin şahsı manevisine temsil etmez. Ufal sen ya uç yapma, oynatma, ufal. O dayanamaz, mağlup olur. Kastamonu da arkasında şey diyor abi. Her bir bireyine cemaati gönderiyor tamam. iddialar et diyor. Hı. Evet, Kastamonu'da. Her bir birey. Tamam. Saldırıyor. Her evet. Yani bireye cemaat saldırıyor. E, Müslüman. Silahımızı kullanıyoruz adam. Evet. İddialar silahını kullanıyor. Her adam bir bireye... bak. Bak İsrail'i bir Yahudi olduğu için söylüyorum. Koşucu at, atletizmci. Bir beş, beceri kazanırsa hemen toplum onu çıkarır. İsrail hesabına kullandırır. Topta, arabada vesaire. Biz ise İslamiyet'ten gelen izzet nefis ben bana yeterim zannedip cemaata dahil olmayı ihtiyaç duymaz. Ben bana yetinirim. Ben bana yeterim. Onun için Şöyle bir zamanda son bir haftada 3-4 günden beri şu dua ağzıma dolanıyor. Ya Rab benim fitnemden, benim fitnemden beni muhafaza eyle. Ya Rab benim fitnem, benim fitnemden beni muhafaza eyle. Bir tanesi dua isteyince ağzımdan çıkmıştı. Abi dua eder misin dedi ya. O, o zaman gayri ihtiyar. Ya Rab Allah senin fitnenden seni muhafaza eylesin dedim. Dedi ki abi ne ya bu dedi. E senin, senin fitnenin seni boğuyor. Senden çıkmış fitne. Sana, sen sana o kadar zararlısın ki bir devlet veremez. Bu zaman Ehli hakikat için şahsiyet ve inanet zamanı değil. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaattan çıkan bir şahsi manevi hükmende dayanabilir. Tek başına dayanamazsın. Allame-i cihan olsa mümkün değil. Bu zaman hem iman ve din için, hem hayat, içtimai ve şerait için, hem hukuk amme ve siyaset-i İslam için gayet emniyeti bir e, müceddit ister. Öyle hocalarla, mocalarla olacak. Tek olacak değil. Müceddit cehranın içinde olacaksın. Siyasette de, siyasi anlayışı da da öyle. Kafanı sokmayacaksın bu şeye. Cemaat vermişse o bir o şahsi manevinin verdiği bir ölçüyle söylemiş. Senin zannettiğin şeyler gibi değil bu iş. Bak yüzde beş, yüzde beş. Yüzde doksan beş, yüzde mi? Nerede bilecektin sen bunu? Ee, bu zaman imanı kurtarmak ve kemal imanı kazanmak ve sünnet-i seni zamanıdır. Şu zaman, şey bu zaman cemaat zamanıdır. Şahsi manevi hükmeder. Eski zamanda adalet, ha, dalalet bir bir şahıstan geldiği cihetle karşısında bir dahi hidayet çıkardı. Şimdi ise cemaat şeklinde bir şahs manevi olmasından onun karşısında ancak bir şahs manevi mukabele edebilir. Gayrimün teşhir. Şimdi Hasan'ın dediği gibi tek bir Müslümana yani mesela bak medyasıyla İsrail'den oradan geldi aklına. Ekonomisi, siyaseti, askeriyesi, bütün hepsi bir olmuş, organize olmuş. Her bir tek, fert Müslümana saldırıyor. Linç. Linç yapılıyor. Gördünüz de o hadisede bizim. Linç yani. Niçin hedef gösteriliyor? Linç edin ya. İmanı kurtan bu zaman imanı kurtarmak ve kemal imanı kazanmak ve sünnet iseni ittiba zamanıdır. Latince'de yok. teşir Osmanlıca'da geçiyor. Bu zaman Şahıs zaman olmadığına hep şahıs şahıs cemaat cemaat cemaat. Şu bak bu zaman şah zaman olmadığından o emniyetli unvanlar şahıslara verilmez. Hem Risale-i Nur'a siyaset manası da taşıyan o unvan vermemek münasiptir. Mücedidiyet kafidir. Siyasi me mehdi değildir. Mücedittir. Bu zaman tarikat zamanı değil, belki imanı kurtarmak zamanıdır. Bir sayfa gitti, iki tane kaldı. iki sayfa. Çabuk okuyorum. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların daha dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahsı manevisine gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Bir Müslüman küfre tek başına mukabel edemez. Mağlup düşmemizin sebebi cemaat içinde olmadığımızdan. Abi bu şahsı manevinin eli yok, kolu yok, ayağı yok. Nasıl oluyor bu iş? Evet. Şimdi şahsi manevi şöyle hemen şey yapayım belki de gerisini okumaya da şey yok. Evet. Şöyle bir pekmez tayin getir, karıştır tencere, Başka bir şey olduğu gibi. Şimdi e, şahs ile biz atomik zannediyoruz. Ben e, burada belirlenmişim, Bedenlenem ama ben beden değilim. Yani bu ek kemiği, et ve kemiği kullanıyor Şimdi şahsi manevi anlatacağım. Benim şahsi manevim nedir? Simadan da belli, davranışımdan da, hayatımdan da, eylemimden de, düşüncelerim vesaire. İnsanın akli yani soğan kabuğu gibi dışarıdan kafasındaki aklı. Benim şahsi manevim. Beden değiliz. İlk önce kendimden misal edeyim sonra şahsi manevi anlatacağım. İnsanın beden gibi gözükürken aslında aklındaki fikir, vicdandaki hissiyat, kalbindeki duygular, ruhundaki latifelerle ben benim. Öyle mi abi? Bunlar madde midir? Değildir. Şahsi manevi. Şimdi benim aklım kafamdaki, aklımdaki fikirleri koy tencereye. Vicdandaki hislerimi koy tencereye. Kalpteki duygularımı koy tencereye. Ruhtaki latifeleri koydun mu Gafur? Evet. Koydun. Ha. Seninkini de koy. Seninkini de koy. Seninkini de koy. Koy 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 koy. Mazidekileri de koy. Geç, gelecektekileri de koy. Hepsini karıştır. Onunla oluşan bir şahsi manevi düşün. Bütün nurcuların aklı kadar akıllı. Bu bütün nurcuların vicdanı kadar vicdanlı. Bütün nurcuların kalpleri kadar kalp sahibi, bütün nurcuların ruhları kadar ruh sahibi. O ruhanidir. Nasıl yönetir peki bizi? Şimdi ben nasıl yönetiyorum kendimden ona gene ona geçeceğim. Fikri diyorum, sonra hissediyorum, sonra duygu yapıyorum, sonra latife yapıyorum, sonra eyleme geçiyorum. Ama bu eylem, hareket eylemleri bu bedenimin doğasından değil, İçerideki hareket dürtülerle yapıyorum. İçerideki haletlerimle suratımı aksetmiş. Tamam İmandır, eylemdir. <laughs> ben nasıl içerideki manevi alemimle bedenle kendimi gösterdiğim gibi o şahsı manevi de nurcuların aklı kadar akıllı, kalpleri kadar kalpli, vicdanları kadar vicdanlı, ruhları kadar ruhlu bu şahsı manevi tesir ediyor sana. Bir fikir atıyor sana. Ondan sonra Aa, hatırıma geldi ya böyle yapmam lazım. Kalbime bir his geliyor kalbim şey vicdanıma bir his geliyor kalbime bir duygu geliyor ruhuma bir latife geliyor ya ben yaptım hatırıma geldi değil işte arkadan seni yönetiyorlar sana liyakat olmadığı için sana bir duygu veriyor bir his veriyor tak de atıyor seni dışarıya sen de haklı gerekçelerle e, ne okuyorsun ne dahil oluyorsun ne iştirak etmişsin oysa ceza veriyorsun zannediyorsun ama ceza aldın haberin yok bir misal vereyim bunlarla kalın beraber e, ee, 7 sene vakıflık yaptık Ahmet. ve arkadaşlar Zeytinburnu'nda. Sonra işte karşı Sultan giderken araba kullanırken <laughs> açtım telefon. Ne var ne yok nasılsın? Uzun yol. Dedi ki benim diyor dershaneden gitmeme diyor falanca sebep olmuştu. Biliyor musun dedi. Kızdın gittin. Biliyorum dedi. Ama ne kadar haklıydım. Biliyor musun dedi. Evde de yapın bunu lütfen. Ben dedi haklıydım Bili biliyorsun değil mi Hasan kardeş dedi. Biliyorum dedi. Niye durakladın dedi. Bak bir şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız sürecinin doğruluğuna yanlışlığına değil sonucuyla süreci yönet. Sonuç o sen haklıydın ama sen dışarıdasın. O haksız da mı hala dersen de vakıflık yapıyor. Kadere ne diyeceksin dedim. Acaba sana bir haklılık duygusu ve hissi gelerek seni şahsi manevi dışarıya atmasın? Haklı olduğunda ne oldu? Yani bakın bu Risale-i Nur nasıl bir eserdir? Nasıl bir eserdir? Anlamak istiyorsan sonuca bak. Talebelerinde ne oluyor? Ha bu kitap böyle bir kitap. Ha, sonuçtan süreci takip etmesen süreci yönetemezsin. Mesela uygulayayım imana. Ahirete imandan dolayı dünyada helaldir, haramdır, yanlıştır, doğrudur diyoruz. Sonuçtan sürece göre yapamam, yiyemem ben bu faizi. Veremem bu bu şeyi. Ya ayıptır, günahtır ya. Olmaz. Ne diyorsun? Sonuç ne? Ahirete göre dünyayı yönetiyoruz. Dünyadaki hayatımızı yönetiyoruz. İşte şahsı manevi bizi böyle yönetiyor. Bir fikir veriyor, bir his veriyor, bir duygu veriyor. Takti içerdesin, dışarıdasın, oluyorsun, bitiyorsun, anlıyorsun. Oysa o bizi yöneten O'dur. Allah iki canı da aziz eylesin. Allah bu hizmeti maniyeden ayırmasın. Bu anlatılan asır, bu asır ve bu zamanın Şerinden bizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, evladi de hıfsı emin eylesin. Amin. Ahirete intikal etmiş olan usul ve furularımıza Allah merhamet eylesin. Amin. Onlara da iştirak amali uhreviyeden hisselerin ziyade eylesin. Cenab-ı Hak bizim fitnemizden bizi muhafaza eylesin. Vahırda vahum. Abi bu sistem çok hoşuma gitti. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu asrı defalarca okumamıza rağmen bu asrın dehşetini böyle müşahhaslaştırınca anlayabildik. Eh, gözümüze Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Ve ahir davahum en elhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.